Herkese merhaba. Türkiye'de kendisi toplu taşımada bireysel taşımacılık, belediyelerden her yıl ruhsat almak koşuluyla şahısların belediyelerle yaptığı sözleşmelere dayalı çalışma sistemidir. Sıkıntılı bir sistemdir. Bütünlük anlamında çok farklı uygulamalarla karşılaşılan ve bireylerin kendilerini temsil etmekte daha hukuken önde olduğu bir sistemdir. Belediyelerin de daha kolay işleticiler üzerinde tahakküm kurduğu bir sistemdir. Dolayısıyla kurumsallaşmayı bu anlamda çok önemsiyoruz. Koronavirüs tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de son derece olumsuz etkiledi. En çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de toplu taşıma sektörüydü. Bununla ilgili ciddi anlamda gelir desteğine ihtiyaç duydu sektörümüz. Gerek hükümetten, gerek belediyelerden. Ancak maalesef istediğimiz desteği alamadık. Şu anda özel halk otobüsleri kendi imkanlarıyla taşımacılığı yürütüyorlar. Ve sektör bu şekilde giderse bireysel taşımacılık, kurumsal taşımacılık fark etmeksizin ciddi anlamda iflasa doğru gidiyor. Önemli olan burada sektörü ayakta tutabilmek, toplu taşımada kaliteyi arttırabilmek için gerekli desteğin verilebilmesi. Çünkü özel sektör olduğu için, toplu taşıma ağırlıklı Türkiye'de özel sektör tarafından yapıldığı için çok zor durumda. Belediyeler gibi kamu kaynağı da kullanmıyor özel otobüsleri veya toplu taşıma araçları. Kesinlikle desteklenmesi gerekiyor. Bunun yöntemlerini de anlattık. Bireysel taşımacılık, kurumsal taşımacılık fark etmeksizin gerek belediyelere ilave bütçe merkezi hükümet tarafından aktarılarak gerekse merkezi hükümet tarafından direkt işleticiler desteklenerek bu işin sürdürülebilirliğinin devam ettirilmesi lazımdır. Bir de sektör olarak yine bireysel kurumsal fark etmeden ücretsiz hizmetin yaptırıldığı tek sektör Türkiye'de özel halk otobüsleri ve kendi işletmelerinin faaliyetlerini sürdürebilmek için ciddi fedakarlık yapıyor şu anda ve artık tıkanma noktasına geldi. Dolayısıyla kurumsallık ve bireysellik çok fark etmeden işletmeler artık ciddi zararlar ediyor ve bunun sürdürülebilmesi için de öncelikle bir kanuni altyapıya kavuşturulması ve kesinlikle sübvanse edilmesi için formül üretilmesi gerekiyor. Türkiye'de toplu taşıma en zor sektörlerden bir tanesi. Neden böyle iddia ediyoruz? Çünkü toplu taşıma vatandaşın zorunlu ihtiyacı ve ciddi yatırımlar gerektiren bir sektör. Buna rağmen özellikle gider maliyetlerinin artması taşımacılık ücretlerine yansıtılmıyor. Özellikle siyasi kararlar alınıyor. Belediyeler uzun süre toplu taşımaya zam yapmıyor ama öte yandan da indirimli tarifeler, ücretsiz tarifeler sürekli gündemde tutuluyor veya hayata geçiriliyor. Onun için sektör yavaş yavaş kaliteden uzaklaşıyor. Çünkü araç yenilemeler çok maliyetli ve araç yenilemeler zorlaştıkça da toplu taşımada kullanılan araçların kalitesi düşüyor. Ciddi bir sektörün elden geçirilmesi gerekiyor. Gerek kanun düzenlemelerle, gerek yapılacak sübvanse modelleriyle sektörün iyileştirilmesi gerekiyor ki yine söylüyorum, bireysel veya kurumsal fark etmiyor. Sorunlar ortak. Kurumsal işletenler de ciddi sıkıntıdalar şu anda. Bireysel işletenler de ciddi sıkıntıdalar. Ki pandemi çok olumsuz etkiledi. Türkiye'de toplu taşımada kapasite kısıtlaması da devam ediyor. Bu yüzden hükümetin buna bir an önce çözüm bulması gerekiyor ki belediyelerden de bütçe anlamında yetersiz oldukları için gerekli destekleri alamadı Türkiye genelinde işleticilerimiz. Sayılı belediye destek verdi. Toplu taşıma önemsenmesi gereken bir sektör. Çünkü yine söylüyorum zorunlu ihtiyaçtır toplu taşıma. Önemsenmesi ve Türkiye'de yeniden elden geçirilmesi gereken bir sektör. Yoksa başka türlü bu zorlukların aşılması mümkün gözükmüyor.